Bundan sonra Gün Uyanıyor'da böyle tatlı konuklar ağırlayacağız. Sizleri günle, gündemle ilgili daha da net bilgilendireceğiz. Ramazan ayı kapıdayken sevgili diyetisyen hanım yayınımıza eşlik edecek. Sevgili izleyenler, sayılı günler kaldı. 11 Mart'ta ilk oruç tutulacak. Ramazan'da bir konu var ki beslenme. Bazen işin dozu kaçabiliyor. Uzmanına soracağız nasıl beslenelim diye. Sahur ve iftar menüleri nasıl olmalı detaylıca aktaracak konuğumuz bize. Diyetisyen Funda Tuzgöl yayınımıza ortak oldu. Sağ olsun, ekranlarınıza yansıdı bile. Günaydın, çok teşekkür ederiz Gün Uyanıyor'a dahil olduğunuz için sevgili Funda Hanım. Günaydın Kardelen Hanım, merhaba, sizlerle olmak çok güzel. Sizle olmak da öyle aynı şekilde. Müsaadenizle ilk sorumla başlamak istiyorum Funda Hanım. Ben doktor hanım, Ramazan ayında işin ölçüsü kaçabiliyor. Gün boyu aç kalınca sofraya bir anda oturduğumuzda gereğinden fazla yemek yiyebiliyoruz. Ya da tam tersi, böyle kilo eşitlenmek isteniyor. Belki de daha az yiyoruz. Nasıl beslenme düzeni olmalı? Özellikle iftarda ve sahurda nasıl bir beslenme programı önerirsiniz? Eminim danışanlarınız da en çok bu soruyu soruyordur size. Ben de müsaadenizle bu soruyu soruyorum. Evet, bu ara gündem hep Ramazan'da nasıl besleneceğiz, ama onun öncesinde benim bir uyarım var. Şimdi yaklaşık 7-8 gün kaldı. Şimdiden kendimizi, eğer Ramazan'ın tamamını tutmaya niyetimiz varsa ya da birkaç gün bile oruç eşliğinde devam edecekse Kardelen Hanım, mümkün olduğunca gündüz beslenmemizi aza indirmeliyiz ki öncelikle zorlanmayalım Ramazan'da. Çünkü gün boyu güneş tepedeyken Ramazan ayı boyunca aç kalacağız. Gece besleneceğiz, saatlerimiz çok farklı olacak. Şimdiden tedbiri böyle alabiliriz aslında. Bunun dışında sahur çok kıymetli. Sahuru yapmadan oruca başlamaya niyetlenmek biraz aslında istemediğimiz bir şey. Çünkü yaklaşık 14 saatlik açlıktan bahsediyoruz. 5-5,5 civarı oruç başlayacak. 19 civarı orucu açacağız. Fakat bu süre 14 saati buluyor. 14 saatlik açlık, susuzluk insan vücudu için zorlayıcı bir durum yaratmaması için bizim en çok istediğimiz şey son dakika kadar mutlaka beslenmeyi, sıvı tüketimini tam anlamıyla yapmak lazım. Genellikle sahurda hani ağır gelmesin diye zorlamayan besinler tüketilmesini öneriyoruz. Tabii bunların arasında iyi bir kahvaltı öğünü, yumurtası olan, peyniri olan, işte yiyebildiği kadar ceviziyle, yağlı tohumuyla, zeytiniyle kahvaltısını yapan kişinin eğer çay eşliğinde bunu yaparsa Kardelen Hanım, şöyle bir olumsuzlukla karşılaşıyoruz. Çay vücuttaki suyu alıp öğlen 12'lere kadar hemen vücuttan atılmasını sağlayan diüretik bir sıvıdır. Yani idrar söktürücüdür. Eğer geceyi çok çay içerek geçirirsek sahuru, bu sefer gün boyu susuz kalacağız kalan 9-10 saatte. O nedenle gece mümkün olduğu kadar sahurda çay içmemeye çalışmak çok işe yarayacaktır. Ya da çok çok açık bir çay, bir bardakla sınırlamak, bol sıvıyla bitirmek. En büyük problemlerden biri biliyorsunuz kabızlık yaşanır. Çünkü farklı saatler yediğimiz için, farklı saatlerde sıvı tükettiğimiz, sıvıyı azalmak durumunda kaldığımız için bağırsak hareketlerimiz biraz zorlanmaya başlar. İlk birkaç gün kendini gösteriverir. Kabızlık yaşamamak adına da geceyi bol, işte ne güzel ekranda yeşilliklerle devam ediyorsunuz. Yeşilliği olan, meyvesi olan ürünlerle tüketmek. Ama hepsinden önce asıl altını çizmemiz gereken, kimler oruç tutabilir? Tabii ki doktoru izin veren kişiler, belli yaş altı çocukların dışında, belli yaş üstü yaşlıların dışında, gebelerin dışında sağlık sorunu yaşamayan ve onaylanmış, izin almış kişiler oruç tutabilir. Çünkü beslenmek insan vücudu için çok kıymetli. Ve orucu açtığımızda da yine gözümüz dönmüşçesine işte sofralar hazırlamak yerine aslında bir nevi bu güzel ibadetin gerekliliklerini yerine getirerek hani az yemeği, huzur içinde yemeği organize etmek lazım. Bunun için en iyi önerilerden biri hurma, çok kıymetli Kardelen Hanım. Neden? Magnezyum yönünden çok zengin bir besin kaynağı olduğu için ve biz gün boyu aç kaldığımızda en çok magnezyum değerimiz düştüğü için hem doymak bilmeyiz, yedikçe yiyesimiz gelir, hem de kan şekerimizin düzeni bozulabilir. Hurmayla orucu açmak, üzerine bir kase ne çok sıcak ne çok soğuk olmama kuralına uymak adına, olma kuralına uymak adına bir kase orta ılıklıkta bir çorba içmek, suyu içip
Biraz ara vermek çok önemli noktalardan biri. Yani yaklaşık bir 15 dakika boşluk bırakıp daha sonra ana öğüne geçersek eğer iftarda böylelikle mideyi birden doldurmamış oluruz. Hızlı yemekten kaynaklı mide spazmlarıyla karşılaşmamış oluruz. Kan şekerimiz düşük seyretmişti günün ilerleyen saatlerinde iftara doğru. Birden kan şekerimizi yükseltip dengesizlik yaşamamış oluruz. Bütün bunlar insan vücudu için olması gereken beslenme dengeleri. Onun için iftarı küçücük açalım. Hemen üzerine bir 15 dakikalık bekleme, 10 dakikalık bir bekleme yapalım. Sonrasında öğüne geçelim. Salatası olan, yoğurdu olan, belki zeytinyağlı sebzeleri olan, ete çok yüklenmediğimiz, mümkün olduğu kadar ağır besinlerle midemizi karşılaştırmadığımız bir iftar çok sağlıklı olacaktır. Eminim şimdi bana tatlıları soracaksınız, Ramazan ayının vazgeçilmezi. Sütlü Tatlılar gibi seçmek ve haftanın her gününe yaymamak süper olacak Gardelen Hanım. Funda Hanım, çok teşekkür ederiz. Günün tarihi 5 Mart, 11 Mart'a daha var. Sizden bir ricam olacak, böyle canlı yayında söyleyeceğim ama ara ara dahil olursanız bu süreçte oruçla ilgili bizi bilgilendirmeye devam edersiniz. Çünkü benim sorularım birikti. Hepsini soramadım. Vaktim kısıtlı, haberimiz de çok. Bekliyoruz yayınlarımıza. Mutlaka gelin gün uyandırma mesaimize. Zevkle Kardelen Hanım. Hoşça Teşekkür kalın. ederiz. Hoşça kalın. Diyetisyen Funda Hanım sağ olsun gün uyanıyora dahil oldu. Nasıl beslenmeliyiz hem sahurda hem de oruçta detaylıca anlattı.